Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ruhban, Republic İspanya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümümüzde ne yapacağız artık? Amerika'ya ufak ufak yürümeye yol alacağız. Bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. Videoyu kapattıktan sonra böyle 1-2 dakika hani manpower için falan şey yapmıştım. Abi, unuttuğum bir şey aklıma geldi. Ben İngiltere'de komünizmi aşılıyordum ve sonra isyan çıkartmıştım. Hani olur da buraya karaya çıkamayız. Öyle bir şey başımıza gelir. Hani öyle bir şey olursa böyle bir isyan çıkacak yerde o toprak parçasını hemen hızlıca biz bir çıkartma yaparız. Araçlarla, yani araçları buraya çekerim, hemen çat diye çıkarım diye bir plan program yapmıştım. Abi, o kadar ilginçtir ki ben onu unuttum. Çat abi, isyan çıktı. Kalan topraklarda da Union Britannia oluştu. Güzel oldu aslında, yani kötü olmadı, hoş oldu ama ilginç oldu, yani hani çok şey oldu, garip oldu. Bu arada Hindistan capitulate oldu, yine ikinci defa capitulate oldu. Japonlar şaha kalktı, biz burada capitulate edince İngiltere'yi, orası da şey oldu. Biz burada zaten Orta Amerika'yı tamamen artık aldık ve ben buradan Meksika'ya doğru başladım arkadaşlar. Amerika'ya doğru geliyorum. Uçaklar biraz Amerika'ya yetersiz kalacak. Yani Amerika'da çünkü 22 bin herhalde uçak var, ya da 17 bin. Bizdeki uçak 4 bin. Yani uçak rakamı olarak Amerika'ya karşı çok büyük yetersiziz. Böyle nükleer atayım falan, o fantaziler çok zor. Ha, uçak açıkçası ağırlık vereceğim. Ekipman, yani bilmiyorum şimdi. Mühimmatlarda falan bir ayarlama yapacağım. Hepsini bir sileceğim. Hatta aslında hakikaten bir sileyim. Şöyle komple. Yani inceden bir ayarlama yapalım. Şimdi. Şunları bir şöyle bir küçült abi. Ya bu arada bunu böyle ikinci sayfaya yapma olayı var. Onu bir bulursam çok hoş olacak benim için. Şimdi bir. Abi. Bu uçaklara, yani uçak sanayine gerçekten inanılmaz bir önem var. Ha, lastiğimiz yok. O lastik sıkıntısını nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Çünkü Tayland, Mayland falan kurtarmıyor. Yani bu savaş... Ha, biz tabii bu yüzden yapamıyorduk ya. Ben de diyorum ki ulan... Tamam, biz bu yüzden uçak basamıyorduk abi. Şimdi hatırladım ben neden uçak basamıyorduk. Tamam, o zaman şöyle 15 tane fabrikayı Heavy Fighter'lara vereceğim. Naval bomber gemileri bombalamak için aslında yapmak lazım ama şuradan bir 3 tane de şuna vereceğim. 15 tane şu şekilde. 15'er tane bunlar bassın. Zaten tekerlekler hemen hemen bitti. Modern tank abi, Amerika'ya gireceğiz. Boru değil. Amerika'ya gireceğimiz için onun rakamını böyle 30 yapıyorum. Hatta imkanım yetse daha da arttırırım ama şimdilik iyi. Tüfek. Abi, tüfek non-stop bastıracağız. Non-stop tüfek bastıracağız. Tüfekler hiç durmasın, hiç bitmesin. Var, tüfeğimiz bol bol var ama abi hiç riske atmayalım. Mahvolmayalım. Mekanize yapamıyorum. O beni birazcık üzüyor. Artilleriyi şöyle şu seviyede yapacağım. Fazla yapmayacağım. Anti-tank, onu birazcık arttıracağım. Şu şekilde. Bir de supply support malzemelerini yine aynı şekilde fullleyeceğim şu şekilde arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Fabrikalar düzelir. Hani fabrikaların düzelmesi, hatta şöyle yapalım. Artileri dengesin. Birazcık da Sovyet abimden malzeme aldık mı? Şu an fitiz. Yani ordu şu an tamamıyla fit durumda. Malzememiz çok iyi. Ya aslında ekipmana ihtiyacımız yok. 1 milyon parça şeyimiz var. Ya bizim aslında mekanizeye falan ihtiyacımız var. Asıl problem şu nokta. Yani 16 bir tane motorizemiz var ama mekanizemiz 250 tane falan kaldı. Aslında onu birazcık evet zorlayalım. Yoksa savaşta mağdur olacağız. Yani elimden geldiğince tekerlekleri şöyle 15 tane tam yetecek şekilde yapabiliyoruz şu şekilde. Çünkü yani şu an maksimum tekerlek kullanıyoruz. Maksimum. Buradan başladık arkadaşlar vurmaya.
Meksika'ya, Amerika'ya doğru ilerliyoruz. Yani hedefimiz Amerika. Ya kara çıkartması yapacaktım buradan. Abi gemileri görünce, yani hava çıkartması pardon. Zaten paraşütçüleri o yüzden getirmiş. Hatta ben bu paraşütçüleri imha edip birazcık manpower'dan da alabiliriz. Benim bunları getirmekteki amacım biliyorsunuz hava çıkartmasıydı. Ama ne yazık ki hava çıkartabilecek bir uçak kapasitemiz Amerika'ya karşı yok. Öyle bir gücümüz ne yazık ki yok. O yüzden kendimizi kandırmadan şuradan şu şekilde yapıp bunları hava üstüne yatırabiliriz. Gemi olarak da ya Amerika'dan biraz iyiyiz ama nedense Amerika'nın gemileri benimkinden daha güçlü. Benim gemileri batırıyor. Ben çıkarttım buradan 18 tane gemiyi. Abi, üstünden geçti gemilerimi. Paramparça etti gemilerimi. O yüzden o biraz problem yarattı. O birazcık TNA'da bekleyecek. Arkada zaten destek kuvvetlerimiz var. Şurada bir 24'lü var. Şurada bir 7 tane var. Bu niye 7 tane kaldı? Hiçbir fikrim yok. Bir de şurada bir parça ordum var. Bu limanda. Biraz random bir ordu gibi duruyor ama. Ha yok, bir dakika. Evet, random bir ordu aslında. Ha, geliyorlar, geliyorlar. Limana doğru hareket ediyorlarmış. Pardon. Tamam. Ya bir 10 tane böyle. Hatta şöyle yapalım ya. Şu 7 taneyi de şu 10 taneyi ekleyelim abi. Niye o 10 tane şey gibi kaldı? Şimdi 10 taneyi şöyle birbiriyle bir birleştirelim. Yani kalmasın yani, böyle kalmasın. Bunlar Afrika'da kalan ordular. Bunları da aslında bir şeye çekebiliriz. Bir de burada bir ordumuz var. Ordularım, bakmayın aslına bakarsanız var ya, inanılmaz dağıttık arkadaşlar. Yani ordularımız şu an tam bir dağınıklık içerisinde. Yani Tayland'dan işte aldığımız tekerleklerle şu an birazcık durumu idare ediyoruz. Ama biraz idare edebiliyoruz. Fabrikalar artık hani bu Fransa'daki isyan durumlarından dolayı birazcık problemliler. Ama halledeceğiz. Burayı elle yöneteceğim. Açıkçası. Zaten neredeyse şey capitulate oldu. Siz söyleyin adını. Meksika capitulate oldu gibi bir şey. Yani şu an sadece direniyor. Ufak bir parçasıyla. Ben direkt tank ve şeylerle geldim. Yani, tanklar arkada kaldı tabi. Tankları burada bıraktım. Yani şeyden patlamayalım diye. Supply'dan patlamayalım diye. Şu an için çok iyi aslında supply ama hatta biraz yürütelim onları ya. Şimdi bir burada bir burada. Evet, biz bu dayıları birazcık yürütelim. Yani yaklaşsınlar, ne olur ne olmaz. Amerikalılardan bir şey gelirse, ani bir atak gelirse. Sovyet'ten artık çelik alamıyorum. What? Abi bu beni üzer. Abi Sovyet'ten şu an çelik alamamak beni çok üzer yalnız. Niye Sovyet'ten çelik alamıyoruz ya? Neyse. Olacak o kadar yani, ne yapalım. Bu isyanlar zaten şey isyanlar, yapacak bir şey yok. Bu seride aslında bir de şeye girmek istiyordum ben. Hani Sovyetlere de gireriz diyecektim arkadaşlar ama ya muhtemelen artık bizim bu son Amerika Savaşı'ndan sonra muhtemelen ne askerimiz kalacak ne bir kuvvetimiz kalacak. Bu arada Amerika'ya artık bir tane giriş yapayım. Meksika'ya girdik zaten. Meksika şimdi birazdan ben buradan yürüyünce kapitüle olmaya başlar. Tank birliği sendin değil mi? Şu tank birliğini de hemen Amerika'nın şu kıyısına çekeceğim. Şuraya. Ve buradan direkt abi şöyle şu kesme kadar vurdura vurdura gideceğiz. Bu da yeni. Oha, son oraya kadar başkent çekmiş. Biraz abartmış. Birazcık abartmış. Bu arada oyuna müzik verelim. Buldum. Artık yine Latin müziklerine falan geri dönebiliriz arkadaşlar. Modu buldum. Ya Amerika'yı bir bombalamayı
çalışmalarına girsek mi acaba ya? Yani acaba ona gücümüz yetebilir mi, yetemez mi? Çok merak ediyorum ya. Gücümüz yeterse aslında çok güzel olur diyeceğim de galiba yetmez ya. Ya şu bölgelere falan bir bombalama fırsatım olursa, ya ne yalan söyleyeyim, istiyorum bombalamak. Yani şimdi yalan yok. Bombam var mı? Var. Stratım var abi. Güzel. Buradan şöyle güzel bir bombalamayı çok istiyorum. Ama dediğim gibi yani ona gücümüz, takatimiz yeter mi? Orası biraz kuşkulu. 1600 tane uçak var burada. Bu 1600 uçağı nereye koyabiliriz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. Bunun en azından bir kısmı. Mesela 700 tane alayım. Şuraya bir getireyim. Meksika capitulate oldu. Abi Sovyetler aldı. İnanılmaz. Neyse, önemli değil. Benim için önemli değil. Sovyetler alsın. Oradan Sovyetler yürüsün. Ben Amerika'nın bu kısmından da yürümeye razıyım. Oradan o Sovyetler yürüsün. Ben buradan yürüyeyim. Böyle kardeş kardeş dağılalım. Bu ordu ta burada kalsın. Zaten Sovyetler artık ince ince gelmeye başladı. Yani Sovyetler de bize bir katılma durumu söz konusu. Biz zaten Amerika'nın içine girdik. Ya bu arada Amerika'yı genelde almak kolaydır arkadaşlar. Yani Amerika'ya çıkartmayı yapabilirseniz Amerika'yı almak kolay oluyor. Neden? Amerika genelde deniz aşırı oynuyor. Yani şu an Amerika'nın bütün orduları muhtemelen bu Japonya'da falan veyahut da burada çıkartma yapmayı falan deniyor. Ya burada muhafız birlikleri denilen genelde bir birlik kesimi oluyor. Hani Amerika o işte kısmında. Ondan dolayı Amerika'yı almak birazcık daha kolay oluyor aslına bakarsanız. Yani Amerika'yı böyle herkes gözünü korkutuyor herkesin, ama bana soracak olursanız gerçekten bir problem değil. Rahat alırsınız. Bu arada Sovyet, sen buraya müdahale edebilecek misin? Ben geleyim mi? Ya sanki Sovyet burada bir patlayacak gibi. Ben buraya bir müdahale edeyim. Şu Sovyet'e bir yardım edeyim. Hayır, sonra arkamızdan problem çıkartırsa üzülürüm. Bir de Amerika'da şöyle bir pislik var. Abi çok küçük parçalar hep. Ya Amerika'yı almak o yüzden uzun sürüyor. Yani herkes Amerika'nın içerisindeki ordudan yana endişe ediyor. Ama Amerika'nın içindeki ordu değil. Sıkıntı. Abi oho, yalnız sen beni bitirdin şu an ya. Abi ben niye Sovyetlerden hiçbir şey alamaz oldum? Yani Sovyetlere ne oldu abi? Sovyetler capitulate falan mı oluyor ya? Ne oluyor ya? Yo. Abi bitirdin Sovyet beni. Tank üretemiyoruz şu an. Bu arada bu ordu dizayn... Abi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir saniye. Gerçekten burası artık şey olmaya başlıyor. Sen gelir gelmez hemen şurada Sovyetlere yardım et. Çünkü bu Sovyetler burada belli yani baya bir problemli olacak. Amerika ordumuz buydu zaten. Yani Amerika'ya getirdiğimiz ordu. Bir de şurada ekstradan araçlar var. Aslında ben bu araçları da getireyim. Hızlı, Amerika'nın içerisinde hızlı hareket etmemize yararlar bu mobil araçlar. Onları da bir getireyim. Abi hala ne? Ben anlamıyorum zaten. Sovyetler patladı galiba. Sovyetleri kuruttular. Tank üretimini biraz düşürelim. Belki o şekilde toparlarız ha. Şöyle yapsak. Şuradan şu gemiden biraz kessek. Tamam. Şimdi toparladık. Ya bu saatten sonra Amerika dayanabilir mi? Yani ben size şöyle söyleyeyim, artık zor. Yani o kırılmaz denilen Amerikan rüyasını yavaş yavaş bitirdik. Amerika'nın evine kadar geldik. Yani Amerika bu saatten sonra artık kendini kurtaramaz. Benim merak ettiğim, acaba savaş bitecek mi? Yani United Kingdom çöktü. Avustralya falan yüzünden acaba oyunu uzatacak mı? Yani zaten ben bu kısmı bitirdiğim zaman herhalde inşallah biter. Hani daha ne ister bilmiyorum.
Bu arada ben ne kadar asker kaybetmişim? 762 bin asker kaybetmişim. Biz çok az asker kaybetmişiz ha. 4 ama bu savaş pardon, bu savaş bütün bir savaşı alıyor. Yanılmıyorsam hani biz Nazilerle savaşa girdik ya. Bizde savaş bittiği zaman United Kingdom'da bitmedi çünkü onlar Japonya ile savaşmaya devam ediyorlardı. Şimdi durum öyle olunca hani o şey devam ediyordu. Dayıların savaşı devam ediyordu. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Yalnız o kadar şu an Sovyet beni o kadar bozdu ki bak. Şu an Sovyet beni o kadar bozdu ki. Ben buradan mis gibi yardırırken Sovyet gerçekten inanılmaz bozdu beni ya. Ya bunu yapmamalıydın işte Sovyet. Bana bunu ya bana bu hasar, bu damage'i vermemeliydin. Neyse sağlık olsun. Şimdi uçakları bu arada toparlayacağım. Ya uçakları hatta şöyle yapalım. Abi nereden şuraya uçak üssü yapalım. Şöyle. Şöyle. Buraya yapmayacağım çünkü buraya kontrolüm yok. Olmadığı için risk almayacağım. Bombardıman uçaklarını buradan saldık mı zaten yeterli olur. Şu uçakları hemen hızlı inşa etmesi için şöyle en üstte alalım. 2000'lik yapıyorum ki hani penaltı yemeyelim, ceza yemeyelim. Sıkıntı yaşamayalım. Vur vur şuradan vur. Oradan Sovyetler uğraşsın. Sen şuradan şöyle bir aradan al. Şu bir tane tankını alalım. Bu arada söyleyeyim ya, ilk kez bu kadar uzun süreli bir şey oynuyorum. Koridor oynuyorum. Normalde ben bu kadar uzun süreli oynamam. Yani çünkü biliyorsunuz oyun artık paradoks oyunlarını siz de benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Bir noktadan sonra artık saçmalamaya başlıyor. Ki bende de saçmalamaya başladı. O noktaya ulaştıktan sonra aslında ben genelde oynamıyorum. Şu kısmı bir bitir. Ya çünkü bu kısım biter bitmez benim derdim seri bir şekilde şey yapmak. Şu limanı alırsan aslında bu tankı burada imha edebiliriz. Neyse o tank kurtardı kendini. Tamam, bir dur. Savaş. Hatta şunu bir uçak görünümüne alayım. Kafam rahat etsin. Dur. Saniye beklersen. Çünkü bayağı artık böyle sınır mala bağladı ve benim de artık gözümü yormaya başladı. Şimdi burayı aldın zaten. Şimdi sen abi al şurayı ya. Al hızlıca şurayı. Çabuk çabuk hadi. Al şurayı. Sınırı çizemiyorum. Uyuz oluyorum. Bende böyle bir simetri sıkıntılığı var. Ben böyle sınırı çizemediğim zaman acayip tilt olurum ya. Gerçekten tilt olurum yani. Ve beni o tilt noktasına getirdi şu an. Tamam. Ben o kısmı doğu yakısı deniyor. Ben o doğu yakısını salıyorum. Siz buraya ve buradan şöyle doğu yakısına doğru ilerleyin. Doğru. Okey miyiz? Okey. Siz şuradan küçük kısımdan, çünkü sadece mobil ve şey kısımlar, hemen bu kıyı şeridine doğru ilerleyin. Bu bizim ağır tank bölgemiz. Siz abi Amerika'nın içine doğru gidin. Şu bölgeye doğru gidin. Ve bu birlikte şöyle şu kısımdan buraya doğru ilerlesin. Şöyle. Bu birlik daha geliyor. Tamam. Şu an gayet iyiyiz. Gayet mükemmeliz. Elimizden geleni yaptık. Şimdi uçak alanları da falan. Ya ama çok hızlı ilerliyoruz. Yani o kadar hızlı ilerliyoruz ki benim uçakları koyup da uçaklarla vurabileceğim kısımdan daha şey diyoruz. Bu arada şuradaki askerleri bir imha edeyim. Ondan sonra dağılım. Güzel. Yani bayağı hızlı ilerlediği için mesela benim buraya diktiğim uçaklar şuraya ulaşmayacaklar. Oo!
Ver. Bir dakika. Her ne kadar İspanyol da olsak bence bu müziği hak ediyoruz. Bence hak ediyoruz yani. Hak ediyoruz diyenler alt tarafa hak ediyoruz yaz. Bu taktiği de Burak Başkan'dan çaldım ha. Burak Başkan genelde diyor ya videolarda. Ya uçak durumu ne alemde acaba ya? Bir şansımızı denesek mi ya? Bir dakika, nasıl deneyeceğiz ki? Tüm şeyleri patlattık biz. Baksana abi, o kadar hızlı ilerliyoruz ki. Ya inanılmaz bir hız var. Ve bu hız yüzünden ben şu an istediğim noktaya ulaşamayacağım. Neyse. Amerika'nın zaten baya baya içine girdik. Ya da bu müzik bitene kadar devam edelim. Sonra da kaydımızı bitirelim diyorum. 21 dakikaya ulaşmış. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Dur. Artık elle yönetebilirim ya. Bir saniye. Abi biz niye bunları hiç yapmıyoruz ki? Bak ben buradan şimdi birazcık adamları yakalayalım yani. Değil mi? Biraz yakalayalım yani. Heh şöyle. Bunları yapmamızdaki sebep ne? Adamı yakaladıysak vuracaksın, öldüreceksin. Evet. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhalde bir sonraki videoda biz baya baya Amerika'nın Washington'una kadar yaklaşırız ya da yaklaşamayız bilmiyorum. Şunu kısayım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alt taraftan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.